Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün sezonun son programını yapıyoruz. Kapanışta bir veda edeceğiz. İlk bu sezonun son programında da sizlere hazır gündemdeyken, malum ihracat konusu, ihracatı gündeme getirelim istedik ve ihracatın farklı bir boyutunu, hem ihracatla ihracatçının güvencesini gündeme getirelim istedik. Stüdyomuzda Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner bizlerle birlikte ihracatın güvencesi ne konusunu kendisiyle paylaşacağız. Biraz da ihracatı da bir değerlendireceğiz. Ayrı zamanda son bu IŞİD kriziyle başlayan gelişmelerin ihracatı ve ihracata yönelik sigorta yapmanın nasıl etkilediğini konuşacağız. Değişik bir konu olacak. Hoş geldiniz Sayın Özüner. Günaydın Ayhan Bey. Şimdi bir iki kelam şey edelim. İhracatta hani bugün de rakamlar 3 aşağı 5 yukarı gazetelerde vardı. İşte IŞİD'den dolayı Avrupa ağırlık kazandı falan. Bir iki cümle ihracat dersem ne dersiniz bana? Tabii. Bu sene enteresan bir sene. Türkiye'nin büyümesi de ihracatla bir büyüme gösteriyor. O yüzden dikkatle takip etmek lazım. Avrupa Birliği'ne ihracat %16 civarında bir artış gösterdi Mayıs ayında. Bu dikkat çekici çünkü Avrupa'nın artık yavaş yavaş hareketlendiğini ve bizim bu talebe ülke olarak cevap verdiğimizi gösteriyor. Ancak tabii ikinci büyük ticaret işbirliği yaptığımız Irak'taki siyasi gelişmeler nedeniyle oradaki ihracatın ciddi bir azalış göstereceği beklentisi de hakim. Bu Mayıs'ta görülmedi ama bundan sonraki aylarda görülebilir. O nedenle bence rotayı biraz daha çok Avrupa Birliği ülkelerine kırmak lazım. Güvenli mi Avrupa Limanı? Pek de değil. Onun yayına girmeden de konuştuk evet. Da o yüzden birkaç tüyo verdiniz. Ne, orada sorun ne? Avrupa'daki sorun, Avrupa'daki iflas oranlarındaki düşüş çok ciddi bir düşüş değil. Özellikle bazı ülkeler, Fransa gibi, İtalya gibi halen krizin etkilerini yaşıyorlar. Örneğin Fransa'da yılda 60.000 firma batıyor. Dolayısıyla biz Fransa'ya ihracat yapıyoruz diye böyle geceleri çok da rahat uyuyamayabiliriz. Hı hı. Bir takım Avrupa ülkeleri ciddi toparlandı. İspanya, Portekiz gibi. Buralara daha rahat ihracat yapabiliriz. Ama gelişmiş olan ve aslında geleneksel pazarlarımızdan bazıları ciddi sıkıntılar içinde. O nedenle buralara tabii sigorta güvencesiyle girmek çok daha önemli. Şimdi ihracatçı hani sigortayı yaptığı zaman rahat uyuyor da siz rahat uyuyor musunuz? Yani sigortayı yaptığınızda yani çünkü risk var şimdi. Tabii. İşte Irak, zaten hani Irak, Suriye hepsi bizim için şu anda problemli. Orada ciddi bir darbeydik. Avrupa'da diyorsunuz zaten iflaslar azalmıyor. Evet. Siz rahat ediyor musunuz? Evet. Biz tabii yüzlerce yıldır alıcıları takip eden bir sigorta şirketiyiz. Bu işi iyi yaptığımıza ve izlediğimize inanıyoruz. Ancak biz de tabii her ülkeyi politik ve ticari riskleriyle sürekli gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla izleme faaliyetlerimizi bu yıllarda daha yoğun yapıyoruz. Her ülke için bir risk haritası çıkarıyoruz ve o ülkenin içindeki sektörleri ve alıcıları analiz ediyoruz. Bizim sağladığımız bu bilgi ihracatçılarımıza daha güvenilir firmalarla ticaret yapmakta yol göstermek. Aslında temel misyonumuz bu. Peki şimdi biz ihracat sigortası mı diyoruz? Alacak sigortası diyoruz aslında ama evet. Biz buna nedir bu sigortanın yani şimdi bu bahsettiğiniz konsepti? Evet, aslında ihracatlarımız Türkiye'de özellikle mal mukabili. Bunlar teminatsız satışlar demek. Mal mukabili satışların ödenmeme riskinin sigortalanması. Bu da yurt dışı sevkiyatı olduğu için ihracat alacak sigortası olarak adlandırıyoruz. Dünyadaki bütün ihracatçılar hemen hemen bu sigortayla mallarını sevk ediyor. Biz de biraz daha tabii ihracatçılarımız çok bilinçli olmakla beraber bazen akreditifli, daha böyle eski metotlarla ihracat yapmaya çalışma yöntemleri de var. Şimdi bu şu demek değil mi Özlem Hanım? Yani buradan Fransa'ya ihracat yapan bir ihracatçımız sigorta deyince hani burada nakliyesi, makliyesi, evet, malın sigortası alınır. Bunun sizle bir alakası yok. Yok, tabii. Malı teslim ettikten sonra işte paranın ödenmemesine karşı siz devreye karşı bir sigorta yapılıyor. Evet, evet. Tam doğru algıladım mı? Bu alacağın ödenmemesi. Ödenmemesi. Doğru. Peki şu anda Türkiye'de ne kadar şirket, ihracatçı 3 aşağı 5 yukarı bu sigortaya sahip? Tam rakamı söyleyemeyebilirim ama Exim Bank yıllardır ihracat alacak sigortası temin ettiği için bence binlerle ifade edilebilir. Ama bu Exim Bank tarafı. Exim Bank tarafı. Özel tarafına gelelim. Özel tarafta daha az sayıda büyük kurumsal firmalarla başladı. yüzleri bulmaz diye düşünüyorum. Ama çok hızlı ilerliyor. Çünkü bizim de bazı katma değer sunduğumuz ilave servislerimiz var. Hı hı. En öncelikle hasar. Hasarda gerçekten çok büyük fark yaratabiliyoruz ihracatçımıza. Ne demek hasar? Yani öden paranın karşıdan ödenmemesi tarafı bize göre hasar alıyorsun. Hasar oluyor, evet. Nedir fark orada? Örneğin $10.000 ihracat yapıyorsunuz. Hı-hı. Bunu ödenmediği takdirde kendiniz o ülkede bir avukat bulmakla, tahsilatla Hı-hı. uğraşmak çok meşakkatli. Oysa sigortacıyı yetkilendirdiğiniz zaman her ülkede, hemen hemen dünyada kendi hukuk ofisleri aracılığıyla bu tahsilatı yapmaya çalışıyor sigortacı. Yapamazsa da zaten tazminat olarak 5 ay içinde %90'ını ödüyor. O anlamda tabii bütün bu hukuki takip masraflarını ortadan kaldıran ve ihracatçıya büyük bir kolaylık sağlayan bir hasar yöntemi. Peki şimdi şu var mı? Mesela ben merak ediyorum. Yurt dışına Fransa'ya, İngiltere'ye, herhangi bir yere ihracat yapacağım. İhracat yapacağım, yani mal göndereceğim şirketin güvenli şirket olup olmadığını merak ederim. Bunu sizde, yani size sigorta yaptırmak için geldiğimde evet yapabilirsin ya da yapmazsa niye edersin gibi bir şey söylüyor musunuz? Evet, evet. Böyle bir analiz sentez var mı ortada? İstihbarat karnesi çıkarıyoruz gerçekten. Sevkiyat yapmak istediği firmalar ve o firmalar için aslında ne kadar ticaret yapacağını beyan ediyor potansiyel sigortalımız. Biz daha sonra o firmaların limit karşılama oranlarını bildiriyoruz kendisine. Dolayısıyla diyoruz ki bu firmayla evet ticaret yapabilirsin ve istediğin ölçekte yapabilirsin. Ama B firmasıyla biz tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla orada ciddi bir katma değerimiz var. Hayır demenin de katma değeri. Yine de sigorta var. Yapıyor musunuz? Yani tavsiye etmiyoruz ama biz sigortalarız diyor musunuz? Diyoruz. O firma hariç diğer cironuzu sigortalarız diyoruz. Ama o firmaya limit tesisi yapamayız. Çünkü bir takım zafiyetler var diye paylaşıyoruz. Peki bu ciddi bir istihbarat bilgisi gerektirmiyor mu? Yani dünyada bütün bu kadar şirketin, nereden biliyorsunuz bunu? Evet, gerçekten bu ciddi bir istihbarat bilgisi gerektiriyor. Bizim yaklaşık dünyada izlediğimiz 40 milyon alıcı var. Bu işi de 115 yıldır yapıyoruz. O nedenle bu işin bilgi biriktirmek işi biraz da olduğunu söyleyebilirim. O alıcıları yıllarca takip etmeniz, işte gelişmelerini izlemeniz, sıkıntı varsa da aslında kendi database'inizde bu sıkıntıyı bir şekilde işaretlemeniz lazım ki müşterileri uyarasınız. Aslında hasarda bu çok öne çıkan bir konu. Çünkü bir ithalatçı Avrupa'da diyelim, Türk bir firmaya ödeme yapmayabilir. Ama bu ödemeyi yapmadığında aslında dünyada ticaret yaptığı diğer firmalara da bizim haber... Ratingi bozuluyor aslında. Ratingi bozulacağı için aslında bunu göze almaz. O yüzden biz tahsilat süreçlerimizde zaten çok başarılıyız. %80 civarı ön tahsilatla bu alacağı tahsil edebiliyoruz. Peki ihracattan çıkacağım da, yani şimdi kafama takıldı. Aynı şey Türkiye için de geçerli mi? Yani ihracatı bıraktı ama Türkiye'de birbirine mal satan şirketler de mesela bunu alacak sigortasını Türkiye için de yaptırabiliyor, tabii, değil mi? Tabii. Aynı konsept Türkiye'de de geçerli. Tamamen aynı şekilde çalışıyor. Türkiye'de o kadar istihbarati ağ var mı? Yavaş yavaş gelişiyor. Tabii bizlerin istihbaratta ilerlememiz bir takım datalara ulaşmamızla mümkün. Bu herhalde kredi kayıt... Risk Merkezi, kredi kayıt bürosu, buralara üye olduğumuz için tabii bu datalara sahip oluyoruz. Ayrıca biz de tabii alıcıları tanıdıkça bu zincir etkisiyle daha fazla bilgi biriktirebiliyoruz. Ama burada mevcudiyetimizin daha uzun yıllara dayanması lazım alacak sigortası şirketleri olarak. Peki bu ihracata dönemiyle bir limiti var mı? Yani $1 milyon da, $10 milyon da ya da $500 bin da ihracat yapan herkes yaptırabilir mi sigortayı? Evet. Bir limit koydunuz mu yani? Evet. İhracatta çok limit koymak isteğinde değiliz. Hı-hı. Çünkü Türkiye'nin ciddi hedefleri var. 2023'te $500 milyar ihracat hedefi var. Bunun için de Türkiye'nin aslında şu anda 30'lu sıralarda dünya ihracatındaki payı ya da ticaretindeki payı, bunu 20'lere çıkarması, neredeyse ihracatın ikiye katlaması gerekiyor. Bu anlamda biz tabii her ölçekte ihracatçımıza sigorta desteğini vermemiz lazım. Çünkü sigorta desteği demek aslında cironun büyümesi demek. Doğru alıcılara mal satılması demek, Türkiye'nin katma değer kazanması demek. Bu nedenle ihracatta bir baremimiz yok. Her ölçekteki firma ihracat sigortası alabilmeli. Peki yani izleyiciden gelen sorulara geçmeden önce pahalı bir şey mi? Evet. Şimdi bunu niye sordum? Biraz önce dediniz ya, yani şimdi normal kendi başına bir ihracatçı bu ihracatı yapsa, malı gönderse ödenmemesi karşı avukattır, prosedürler, hukuki yoldur, bayağı bir masraf diyorsunuz. Şimdi sigorta yaptırmak daha masraflı değil mi? Evet. Sigorta maliyetli bir ürün değil aslında, hı-hı, katma değeri düşünüldüğünde. Biz ne yapıyoruz? Her ülkenin kendine ait bir risk primi var. Ülke bazlı risk primini hesaplıyoruz. Daha sonra da o ülkedeki ihracatçımızın mal sevkiyatı yapacağı firmanın kredibilitesine bakıyoruz. Hı hı. Bütün bunların harmanından bir oran çıkıyor. Bu da cironun üstünden yapılan bir sigorta olduğu için cironun yaklaşık %3 ile %8 arasında değişen bir oran çıkabiliyor ülkeler bazında. Yani ihracat rakamının %3'ü 8'i mi? Cirosu, yani ihracat cirosu. Ben evet, işte Avrupa'ya, dünyaya yıllık 1 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorum. Bunu %3'ü 8'i değerinde, evet, bir sigorta. Ülkesine bağlı olarak, ülke bazlı çünkü primlendiriliyor, hı hı, burada. Ülkenin risk derecesine göre bu civarda bir maliyet çıkacaktır. Şimdi Metin Bey şunu sormuş. Asıl başka bir soru soracaktım da. Metin Bey şunu sormuş. Bununla ilgili hemen sorayım. Özetle diyor ki her ülke için geçerli mi diyor. Sigorta. Mesela tahmin ediyorum ihracat yaptıkları uzak doğu ülkeleri var ve işte bazı ülkeler var. Onları da sıralamayacağım. Şimdi söylemeyeyim onları da. Evet. Yani şimdi Avrupa diyoruz, hı hı, ama yani bizim Türk ihracatçılarımız biliyorsunuz dünyanın dört bir tarafında varlar. Yani hemen hemen ismini duymadığımız çoğu ülkeye bile ihracat yapıyor. Geçerli mi? Tabii tabii. Bizim sigortamız 200'ü yakın ülkede geçerli. Hı hı. Zaman zaman politik riskler nedeniyle bazı ülkelere verdiğimiz teminat kapsamını daraltabiliyoruz ya da kaldırabiliyoruz. Ancak bu ülkelerdeki politik risk ortamı tekrar düzeldiğinde bu limitler tekrar tesis ediliyor. Dolayısıyla kapsam çok yüksek. Şu anda var. Yani mesela listeli ülkeler... Bu listeleri paylaşıyoruz hem, hmm, kendi web sitemizde hem müşterilerimizle. Hmm. İşte Afganistan, Libya gibi ülkeler, hmm, İran, Irak, Suriye, bu tip ülkeler şu anda kapsam dışı. Bunları siz mi belirliyorsunuz Özlem Hanım? Yani Türkiye mi belirliyor yoksa bir merkez var zaten, onlar... Sürekli bu riskli ülkeleri yenileyip yeniliyor mu? Evet, bir merkezden yapılıyor. Hı-hı. Politik riski özellikle ölçümü ve ülke risk haritalarının güncellenmesi merkezdeki bir ülke risk ekibi tarafından belirleniyor ve her yıl açıklanıyor. Kamil Bey şunu sormuş, demin soracağım soru oydu zaten. Özetle aktarıyorum, ne tür bir belgeler gerekiyor diyor. Evet, bunu ben de soracaktım, evet, zaten. Yani şimdi ne gerekiyor? Şimdi bizde KOBİ'ler var malum, ihracat yapıyorlar kendi, evet, çaplarınca, kendi hacimlerince. Ama bu KOBİ'lerin çoğunun mesela hep konuşuruz, tartışırız ya, bir defterleri yoktur, bilançoları, evet, yoktur, bir sıkıntı vardır. Evet, evet. Burada? Aslında biraz factoring'i kullandığı için ihracatçılar belge konusunda çok soru geliyor. Hı hı. Factoring'den farklı olarak burada fatura ibrazı, o tip belgeler yok hasar olmadığı sürece. Sadece bir başvuru formu dolduruyor ihracatçı. Burada da temel ihracat pazarlarını, alıcıların isimlerini, işte ne limit istediğini, ihracat vadelerini belirtiyor. Yani beyana dayalı bir bilgi formu. Ondan sonra artık poliçe imzalandığında herhangi bir evrak alışverişi yok. Sevkiyatını yapabilir. Herhangi bir teminat vermesine gerek yok. Ta ki hasar oluncaya kadar, hasar olduğu takdirde biz tabii ticarete konu olan faturaları o zaman istiyoruz. O nedenle biraz belgesiz bir ticaret ve sigorta yöntemi diyebilirim. Yani biraz da yani herhalde ona şey diyebiliriz. Destek yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, evet, destek, evet, olmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki. Münir Bey şunu sormuş. Her türlü ihracat yolu içinde geçerli midir? Deniz, hava, kara diye. Şimdi bu soru sizi şaşırtabilir. Ben, evet, de ama ya, bilmeyen bir insan için, tabii, sorabilir. Böyle bir kriter, tabii, yok herhalde. Mal mukabili olan bütün, hı-hı, ihracatlar kapsam içinde. Tabii peşin ihracatları sigortalamıyoruz. Peşin, hı-hı, olmasından hareketle mal mukabili olan tüm vadeli satışlar diyebilirim sigortalanabilir. Hiç hasar ödediniz mi? İhracatta ödedik. Öyle mi? Evet. Geçen yıl özellikle İtalya'da epeyce hasar ödedik. Neden İtalya? İtalya'da iflas oranları yükselişteydi. Bizim, hı-hı, bir takım müşterilerimiz de İtalya'ya tabii ciddi sevkiyat yapıyorlar. Oradaki müşterileri yakından izlememize rağmen bir takım hasarlar olabildi. Ama orada da müşterilerimiz tabii rahat ettiler tazminat aldıkları için. Peki ben sorayım soruyu. Herhalde izleyicimiz öyle bir soru sormaya çalışmış. Ödeme süresi ne? Yani hasarı ödeme süresi nedir? Evet. Hasar ödeme süresi 5 ay. Siz de biliyorsunuz sigorta yapıldı, hasar oldu. Şimdi ödeme süresini sorulur. Herhalde böyledir ama sigortada. Evet, evet. 5 ay süresi var mevzuatta. Hem yurt içi sigortada hem ihracatta bu 5 ay. Hı hı. O da tabii sigortacının tahsilat için süresinin olması gerektiğinden hareketle. Dediğim gibi bizim ön tahsilatta hasardan önce %80 gibi bir başarımız var, hı hı, ihracatta. Bu süre içinde tabii daha erken tahsilat yaparsak hemen ödüyoruz ihracatçımıza. Ama hiç tahsilat yapamadığımız durumda 5 ay sonra %90 ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı hangi sektörler tercih ediyor? İhracatta tabii tüm ihracat sektörlerine açık. Mesela çok tekstil çok ciddi kullanan bir dolayısıyla sektör. Dolayısıyla siz de alacak sigortasına yaptığı herhalde ağırlıklı tekstil mi başı çekiyor? Evet, bizim %60 civarında müşterimiz ihracat tekstildir. Kimya bu yıllarda çok aktifleşti. Tabii ihracatta büyüdüğü için kimya şirketleri onlar büyütüyorlar. Yani ama bizim açımızdan ihracat yapan tüm sektörlere biz bu desteği vermeye hazırız. Çok bir sektör tercihi yok orada. Riskli sektörler var mı? Belirlediğiniz mesela dünyada hani tamam İtalya'yı anladım ama riskli sektör var mı? Tekstil denir, işte kimya denir falan, plastik denir. Var mı böyle? Tabii. Ciddi bir şekilde biz sektörel riskleri de takip ediyoruz ve açıklıyoruz. Çünkü Türkiye için riskli olan sektörler Avrupa için olmayabilir. Örneğin Avrupa'da biz geçen yıl perakende sektörünü epey riskli bulmuştuk ki İspanya'da bir takım hasarlar oldu. O nedenle mal sevkiyatı yaparken alıcınızı ve alıcınızın sektörünü bizimle bir kontrol edin. Mutlaka bunu öğrenerek mal sevkiyatı yapın dedik. Onun dışında Rusya gibi bir ülke Türkiye için çok önemli ama alıcı bilgisine ulaşmak çok zor. Bu tip ülkelerde tabii biz epeyce yıldır faaliyet gösterdiğimiz için ihracatçılarımıza yol gösterebiliyoruz. Son bir dakika hemen şunu da merak ettim. Yani mesela bu ülkeye ihracatçıya, bu ülkeye ihracat yapma ya da bu alanda ihracat yapma diye öneri de bulunuyor musunuz? Biraz bulunuyoruz, evet. Örneğin politik riskin arttığı dönemlerde o ülkeye sevkiyatlarında dikkatli olmasını, özellikle bizim eğer bir derece düşürmemiz söz konusuysa o ülkeyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yani hem sigorta hem danışma olarak biraz da yani sadece salt sigortadan bahsetmiyoruz. Yani sigortayı yap çık devre işi, işte hasar olur ödenir falan değil, biraz daha geniş kapsamlı algıladığım kadarıyla. Burada bir risk danışmanlığı da söz konusu ve ben Türk ihracatçısının gerçekten bu işi büyütmek üzere böyle bir sigorta güvencesiyle yola çıkmasının rakipleri yanında onu öne çıkaracağına da inanıyorum. Artık gerekiyor da yani bu devirde ve 2023 hedeflerinde böyle şeyler gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sezon finalimize katıldınız. Siz de yapıyoruz kapanışı. Tekrar teşekkürler efendim. Mersin. Evet. Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner son sezon finali programımızın konuydu. Farklı bir konu. İhracatlı gündem ama farklı boyutunu sizle paylaştık. Evet efendim. Yaz geldi malum her yaz bakış programı da bir 2,5 aylığına bir tatile çıkar. Biz de bir tatil hakkımız olduğuna inanıyoruz. Eylül sonu gibi tekrar huzurlarınızda olacağız inşallah diyelim. Bir müddet bizler burada olmayacağız. Müsaadenizi rica edelim. Arkadaşlarıma, bakış programı hazırlayan arkadaşlarıma, Aytaç Bey'e, Alev Hanım'a hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ekim başında görüşmek üzere. İyi bir tatil geçirin, iyi bir yaz geçirin efendim. Hoşça kalın.